Bursa'da ekonomik ömrünü tamamlayan hastaneler için düğmeye basıldı. Çekirge Devlet ve Çocuk Hastaneleri ile Zübeyde Hanım Doğum Evi yerine bölgeye entegre bir sağlık tesisi kurulması planlanıyor. Bursa Sağlık Müdürü Özcan Akan yeni yatırımlarla yatak sayısının da 6000'i aşacağını söyledi. Eğer yeni yapılacak hastaneler ki ne zaman yapılacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Devreye girerse yine de bugünkü yatak sayısından daha az yatak olacak Bursa'da. Bursa Tabip Odası Başkanı Kayıhan Pala'nın Sağlık Bakanlığı'nın yataklı sağlık tesisleri planlama rehberini kaynak göstererek yaptığı açıklamaya Bursa Sağlık Müdürü'nden yanıt geldi. Böylelikle yatak sayımız 4500'lerde işte de 3900'lere düşecek diyor. Hayır, orada eksik söylemişler, onu toparladılar. 6476 olacak sadece kamu, özellerle beraber 8500'ü bulacaktır. Bakanlık rehberindeki bilgilerin hatalı olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Çekirge Devlet ve Çekirge Çocuk Hastaneleri ile Zübeyde Hanım Doğum Evi'nin kapanmayacağını, 3 hastane yerine entegre bir tesis kurulacağını söyledi. Yangın yönetimleri ve deprem yönetimleri açısından riskleri var. Buranın da yenilenmesi lazım. Madem bu 3 hastane yapılacak, biz burada 3'ünün de bir araya toplanabileceği büyük bir hastane yapmamız lazım. Yani kadın doğumun da içinde olduğu, çocuğun da içinde olduğu, genel hastanenin de içinde olduğu büyük bir hastane yapmamız lazım. Bununla ilgili olarak arsa arayışımız sürüyor. Samanlı'ya yapılması planlanan ancak yargıya takılan sağlık kompleksi içinde otosansit ve 2 bölge daha ön plana çıkmaya başladı. Tekliflerden birisi otosansittir, doğrudur ama diğerleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu bölgenin ihtiyacı, bir daha söylüyorum arkadaşlar. Uludağ Üniversitesi tıkandı. Geceleri biz oradan hasta alıyoruz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne yatırıyoruz. Biz arsayla ilgilenmiyoruz, bir daha söylüyorum. Biz hastaneyle ilgileniyoruz. Bursa'ya bu yatırımın kazandırılması lazım.